Bugün Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir mesele var. Ve geçtiğimiz haftalardan bir isimle bugün kamuoyunda duyulan bir ismi birlikte telaffuz etmek isterim. Bunlardan bir tanesi Dilruba, bunlardan bir tanesi Dilara. İki genç kadın. Dilruba bir sokak röportajında söylediği sözlerin hepsine katılmayabilirsiniz. Bir takım ithamlar gençliğinden dolayı söylediği sözler maksadını aşmış olabilir. Ama genç bir kadın düşüncelerini ifade ediyor. Onu aldılar, götürdüler, tutukladılar ve Eylül ayının 3'ünde mahkemeye çıkaracaklar. Yarın sabah hepiniz adına Dilruba'yı cezaevinde ziyaret edeceğim ve kendisini 9 Eylül günündeki partimizin açılış törenine, partimizin kuruluş yıl dönümü törenlerine davet edeceğim. İkinci bir isim Dilara. Dilara Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi. Dünya Diş Hekimliği Kongresi İstanbul'da yapılacak. Bu kongre için görev almak isteyen öğrenciler gelsin dediler. Dilara da gitti. Demişler ki seni istemiyorlar. Niye? Efendim senin başörtün var. Dilara dönmüş gelmiş. Bu sabah Dilara'yı aradım. Kızım İpek de yaşıtı. Daha sonra da İpek'le görüştüler. Böyle bir uygulamayı tasvip etmediğimizi, başı açık başı kapalı, önemli olan bu ülkenin evlatları, gençlerinin özgürlükleridir, yaşam biçimidir. İsteyen istediği gibi yer, içer, isteyen istediği gibi örtünür, isteyen istediği gibi giyinir. Hepsinin birden teminatı vardır ve bunların hepsinin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dilara'yı da bugün telefon görüşmemizde 9 Eylül'de partimizin kuruluş yıl dönümü törenlerine davet ettim. Bir mazereti, bir zorluğu olmazsa kızım İpek'le birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gelecekler ve Beba Evi'nde misafir olacaklar. Dilara'nın geleceğinin de Dilruba'nın geleceği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin güvencesi altındadır. Bu ülke kutuplaşmadan, bu ülke tarafların birbiriyle temas etmesi, görüşmesi yerine bir kavganın süre gitmesi, o kutuplaşmanın ayrılığa dönüşmesi ve birilerinin buradan iktidarını sürdürmesine göre planlanıyor. Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Şöyle diyorlar, evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama oyu bize vermelisin. Niye? Çünkü vatanı böldürecekler. Çünkü bayrağı indirecekler. Çünkü ezanı dindirecekler. Buradan şunu söyleyeyim. Ezanlar dinmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları ve Kuvayi Milliye ruhuyla Kurtuluş Savaşı ve kuruluş gerçekleşti. Bu ülkede camiler kilise olmaktan, ezanlar susmaktan kurtuldu. Bayrağı indirmeye kalktılar. O bayrağı elde tutan, gönderde tutan bizim Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatan ve başaran kurucu kadrolarımızdı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Memleketi bölmeye kalktılar. 7 ülke istila ettiler. Öyle birileri çağırınca gezi olayları sırasında havaalanına gidip perdelik kumaştan kot üstüne kefen giyenler değil, bizim Çanakkale'de, Anadolu'da toprak altında kefensiz yatan dedelerimiz kurtardı memleketi. O yüzden Öyle bedavadan siyaset yok. CHP demek Türkiye İttifakı demektir. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane ittifakıdır. İçinde milliyetçiliğin de olduğu altı ok hepimizin göğsüne kazınmıştır, zihnine kazınmıştır. Bu partiden ne bölücü çıkar, ne din düşmanı çıkar, ne de bu ülkenin faydasının dışında bir iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de, başını örtüp okumak isteyen Dilara'ya da, sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın partisidir. Bu yüzden birileri istiyor diye kavga etmeyeceğiz. Bu yüzden birileri istiyor diye kutuplaşmayacağız. Yoksulluk konuşulmasın diye kavga icat edenler, işsizlik konuşulmasın diye polemik üretenler, güvencesizliğin üstünü siyasi kavgayla örtenlere inat, biz bu milletin gerçek sorunları dışında hiçbir sorunu konuşmayacağız, hiçbir şekilde suni gündemlere teslim olmayacağız. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkedeki tüm vatandaşlarımızı birlikte kucaklamaya devam edeceğiz. Biraz önce bir pankart vardı. Pankartın sahiplerini içeri bekliyorum. Derdi tasası, söyleyecek sözü olanı içeriye bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili Ayvalıklılar, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor.